Böyle bir istasyonda iniyorsunuz. Hemen arkasında metro var. Ama ben paramı change edemediğim için metroya binemiyorum. O yüzden yürüyeceğim 25 dakika. Dışarı çıkmam. Şu köşede çok güzel laptopunu alıp oturmak için. Size otelimin sokağından çıkınca nereye çıktığımı göstereyim. Otelin konumunu anlamış olmanız için. Şurası Primark. O kadar çok sıra oluyor ki asla girmeyi denemedim. Almanya'da da girememiştim zaten. Primark benim asla giremediğim bir yer olarak kalacak aklımda. Böyle güzel bir merkezdeyim. Full alışveriş, kafe, restoran, işte fırın mırın her şey var burada. Yani gerçekten konumum çok iyi. Otelin sokağı da böyle bir sokak. Hemen karşısında döviz bozdurmak için yer var. İsterseniz otelin içinde de bozdurabiliyorsunuz. Ben şimdi o dövizciye gideceğim çünkü dün bütün paramı bitirmişim. Adam beni salak sandı herhalde. 200 TL verdim. Bana 100 çek kornası verdi. 100. Bizim paramız onlardan daha değerli. Unuttum bir de aldım çıktım önce. Sonra geri döndüm. Dedim ki nasıl 100? Söyle Mori dedi falan. Neyse verdi 400. Yani 300 eksik verdi hayvan. Neyse şimdi kendime bir bubble tea arıyorum. Hadi bay. Söylemedim diye etmiyorsunuz. Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz çok sevinirim. Lütfen destek alın. Dans eden eve doğru gidiyorum şu an. Ama o evden daha çok benim bu evler dikkatimi çekti. Bak, hepsi birbirinden farklı ve hepsi ayrı bir güzelliğe sahip. Mesela şu sonda da dans eden ev var. Onların, ya bunların yanında o bence hiçbir şey.
karşıdaki dondurmadan. Gözlerim yaşlı. Bir ek bilgi daha vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi her yer inşaat. Bütün kaldırımlar Arnavut kaldırım ve artık hani eskimiş, böyle araları açılmış. Yolların hepsinden tren, işte tramvay neyse geçtiği için raylar var. Yani sakın buraya gelirken süsleneceğim, gezeceğim diye düşünüp topuklu ayakkabı getirmeyin. Asla giyinemezsiniz. Yani spor ayakkabıyla zor yürüyorum. Hani yolda valiz çekilmiyor öyle. Neyse, bu bilgiyi de verdiğime göre yoluma devam edebilirim. Şimdi Charles Köprüsü'ne gidiyorum. Bloglardan okuduğum çok güzel bir kafe varmış. Kahvelerin çok güzel olduğunu söylüyorlardı. Kafe Letka. Oraya gideceğim. Oturayım, kahvemi içeyim. Akşam olmasını bekleyeyim. Artık yapacak bir şeyim kalmadı. İnternetten bulmuştum bunu. Buraya özgü güzel bir yemekmiş. Deneyeceğiz. Bir de meşhur biraları. Anlatamam. Gerçekten çok güzel. Ne kadar vereceğim bilmiyorum. Hiç bakmadım çünkü gerçekten çok acıkmıştım. Sabah gezerken yani Prag için hiç şeyler düşünmüyordum hani. Yani böyle bir. Ama köprünün diğer tarafına geçtiğim andan beri yani böyle ağzım açık geziyorum. Video falan çekemedim. Yarın tekrar gelip çekeceğim. Avrupa'nın en romantik yeri mi ne öyle bir şey diyorlardı burası için zaten. Gerçekten burada yaşasam her gün birine aşık olabilirim. Onun tip anlamında ya da hani böyle birileri anlamında söylemiyorum. Mesela böyle yolda yürüyorsunuz, birden biriyle aranızdan kuş geçiyor. Kanatlarını çırparak birbirinize bakıp gülüyorsunuz. Birdenbire müzik başlıyor bir yerde. Yani cidden çok romantik bir yer. Buraya sevgilisiz sakın gelmeyin, ağlarsınız. Kaldığım hostel çok güzel. O yüzden çok yorgundum ve iki gündür hostelden çıkasım gelmiyordu. Ama dedim ki yat nereye kadar? Çarşamba günü çıkış yapmam lazım. Yani sadece pazartesim ve salım kaldı. Aslında 4 gün buradaydım ama 2 gün bıraktım kendime. Gerçekten hostel çok güzel yani. Zaten kafe alt katı. Orada zaman geçiriyorum. Odada zaman geçiriyorum. İşte video editliyorum falan. Takılıyorum öyle. Bayağı güzel geçiyor zaman. İşte arka bahçesinde müzik yapıyorlar falan. Onları dinliyorum derken bir şekilde gün bitiyor ve ben dışarı çıkmamış oluyorum. Hani böyle evdeymişim ve evde kalmaya alışmışım gibi bir his oluşturdu burası bende. Ama bugün çıkınca dedim ki Esin yandın, çok geç kaldın. Çünkü nereye baksan birbirine çok uzak. Bölge olarak küçük bir yer. Yani tek yakayı yani köprünün diğer tarafına maksimum 2 saatte 3 saatte falan gezersiniz. Ama bu tarafa geçince işte Prag Kalesi var. Ondan sonra farklı kafeler var. Yemeniz gereken, tatmanız gereken tatlılar, yemekler var falan derken zaman çok hızlı bir şekilde geçiyor. Şu an saat kaç bilmiyorum ama 7 falandır. Şu ana kadarki görüşlerim dediğim gibi benim kaldığım bölümdeki yani kalenin olmadığı taraf harika değil. O işte Old Town'muş bilmem neymiş falan, neydi o saatin adı, astronomik saatmiş. Yani hiçbir şey dikkatimi çekmedi açıkçası, yani ilgimi çekmedi. Bir wow falan olup hiçbir şey incelemedim. Hello Dans Eden Ev.
Yani gerçekten sokaktaki evler kusursuz. Bayıldım hepsine. Onu gördüm kaldım böyle. Sinirde kötüydü. Ben şey diye düşünüyorum. Üç boyutlu görünce belki farklıdır falan. Sadece alışveriş caddeleri çok büyük. Çok fazla mağaza var. Alışveriş için ideal bir kesim olabilir. Bu taraf daha sokakların cıvıl cıvıl olduğu, inanılmaz kalabalık olan, zaten köprüde gördüğünüz böyle hani gezilecek yerlerin olduğu kısım bence burası. Bu taraf yani. Hani hiçbir şey yapmasanız bile, hiçbir yere gitmeseniz, hiçbir yere gezmeseniz bile sokaklarda gezmek bile çok keyifli. Çok sevdim. Yani keşke en başından bu tarafa gelseydim. Hiç 2 gün yatmazdım kesinlikle. Neyse, bayağı bir yoruldum. Şu biranın yarısındayım. İnşallah buradan sağlam kalkarım bunu bitirince. Çok fazla zaman ayrılmalı mı Pırak? Bence hayır. Yani daha iyi yerlere zaman ayırabilirsiniz. Ay, ne çok konuştum kız, yoruldum. Bak 12 dakika olmuş. Video kaç dakika olacak ki zaten? Neyse. Yeterince dinlendim. Şimdi grafitisiyle ünlü bir sokak var. Oraya gideceğim. Havanın kararmasını bekliyorum aslında. Ve köprünün işte karanlık halini, ışıklandırılmış halini görebileyim diye. O zamana kadar oyalanırım, buralarda takılırım. Ayaklarım çok acıdığı için çok uzaklara yürümek istemiyorum artık. Buralardayım. Sokak dedikleri bildiğin bir duvar ve yani bir cadde bile değil boydan boya. Neyse, görmüş olduk. Buranın böyle belli başlı sokakları var. İşte her haftanın belli günlerinde eventler düzenliyorlar işte. Herkes sprey boyalarıyla oraya bir şeyler yapıyor. Yani güzel bir etkinlik. Hatta ben de çok katılmak istiyordum. Bayılırım zaten bir şeyler çizmeye ama hafta sonuymuş. Ben hafta sonu hem çok yorgun olduğum için hem de dışarısı inanılmaz derecede kalabalık olduğu için, ki bugün pazartesi olmasına rağmen bugün bile kalabalık, çıkmamıştım. Biraz pişman olmadım değil ama çıksaydım da zaten yer bulabileceğimi zannetmiyorum. O yüzden iyi oldu bir yandan da yatmış, dinlenmiş oldum en azından. Gün batımı bir şehri en güzel gösteren şey ya. Işıktan ve tepkimden de anlayacağınız üzere Hollanda'dan ve Berlin'den sonra burada da aşık olduğum sokak burası oldu. Ben günün batışını nerede görürsem, bir sokağa güneşin, nasıl diyeyim, güneşin sokağa düşüş açısı. Yani kimin için önemlidir bu başka bilmiyorum ama benim orayı sevmem için yeterli. Ve burası da onlardan biri oldu. Şimdi kaleye çıkıyoruz. Yarın çıkacaktım ama yemeğimi yiyip dinlenince halim varken çıkayım dedim. Bayağı bir merdiven var, öleceğim ama hayırlısı. Alıştım artık. Devam ediyoruz yola. Kalenin içi de bayağı büyük. Manzaraya nereden çıkacağız bilmiyorum. Yine herkesin gittiği tarafa doğru gidiyorum ama nereye gidiyoruz acaba sürü halinde? Gördüğüm o sürü halindeki insan, yan taraftaki parkta tiyatro varmış bugün. Oraya gidiyorlarmış. O kadar şıklar ki,
Böyle topuklar, zarif elbiseler ve tiyatroya gidiyorlar. Ne diyeyim? Ne diyeyim ki? Ne denir ki? Ya ben bulamadım ya da kale dediğimiz şeyde o küçücük bir yer vardı ya, çevreyi çektiğim. Orasıydı. Hayır, ben mi tatmin olmuyorum yoksa gerçekten saçma mı yani bir şeyler? Ben böyle çok büyük şeyler bekliyorum. Çünkü Almanya'da böyle alıştım. Yoruldum. O kadar merdiven çıktım, o göt kadar yer için olamaz. Gerçekten bir çift buraya dönmeseydi dönüp gidiyordum. Neyse ki varmış böyle bir yer. En tatlı Starbucks'tan uğurluyorum. Hello. Son Prag günümüzden herkese merhaba. Bugün kalenin orada bir iki tane yer vardı. Çok yorulduğum için gitmediğim, onların içine gireceğiz. Şöyle bir çevrede dolaşacağım. Çok da gezecek bir yerim kalmadı zaten. Biraz yemek yerim, bir şeyler içerim. Zaten çekerim. Ya Almanya'da mis gibi dümdüzdü yollar.
Yokuş çıkmayı unuttum. Gerçekten geberiyorum. Ah Almanya, mahvettin tüm alışkanlıklarımı. Ama neyse, bana birkaç ay da olsa insan gibi yaşamayı öğrettin. Şıngır şıngır bozuk paralarım. Çıngır diyor. Dilenci soymuş gibi. Neyse, ben yola devam. Görüşürüz. Yani inşallah görüşürüz. Bu mekanın adı Tintin diye bir midye söyledim. Şöyle kabuklarını koymanız için bir kapla geliyor. Bir de ellerinizi yıkamanız için limonlu bir suyla. Bir de kırmızı meyveli bir bira söyledim. Adını hatırlamıyorum. Böyle bir menü. Arkadaşlar şimdi mekandan çıktım. Yani kalan tüm paramı neredeyse oraya verdim. 429 lira ödedim. Ama gerçekten güzeldi yani. Tencereyle midye getirdiler, daha ne yapsınlar. Bir de çalışanlar inanılmaz tatlıydı. Yani Türkçe kelime falan soruyorlar. Giderken görüşürüz falan dediler. Çok keyifli bir yerdi. Tavsiye ederim. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama Brooks diye yazılıyor. Öyle şimdi hostele doğru gidiyorum. Ben Kale Male diye çıktım. Sonra çok sıcaktı. Bir yerde kahve içmek için durdum. O çok güzel dediğim bir kafe vardı önce. Oraya gittim. Sonra orada çekim yapıyorlardı bir şey için. Oraya giremedim. O yüzden rotamı değiştirdim ve o kadar yürüdükten sonra acıktım. Önce bir yerde gene bir Club Med buldum Berlin'den sonra. Büyük bir mutlulukla onu içtim. Sonra işte buraya geldim. Yemeğimi yedim. Şimdi hostele gidip havanın kararmasını bekleyeceğim. Bir de buranın gecesini göreyim diyorum. Sürekli ışık gidiyor. Neyse işte öyle. Şimdi hostele gidiyorum. Akşam tekrar çıkacağım. Şimdilik karnı tok, yüzü gülen ve midye bulmuş bir esinden. Hepinize bay bay. Cumhurbaşkanı da beyazını yap. Taktaki kapanışı kendime yakışır bir şekilde yapıyorum. Klasiğim olan kaybolmayı otelime dönerken gene yaptım. Yanlış yolu girdiğim için şehir turu atıyorum otele geri dönebilmek için. Arkada karaoke bar gibi bir yer var da deliriyorlar. Çok güzel bir gündü. Yani eğer bugün olmasaydı bir daha Prag'a gelmezdim. Ama bugün o gün batımını ve insanları, dansı, müziği görünce bütün fikrim değişti. Çok güzel bir şehirmiş. Bir şehri şehir yapan bir gün batımı, bir de müzik benim için. Ve beni tavlamaya başardı. Nefes nefese kaldım. Şimdi hostelime gidiyorum. Vlogumu burada kapatıyorum. Çünkü artık bitti, yarın Budapeşte'ye gidiyorum. İnşallah Budapeşte de bu kadar güzel olur. Nefes nefese kaldım. Çok fazla yürüdüm. Sabahtan beri yürüyorum ama hala yorulmadım. Gerçekten iflah olmaz bir gezginciyim. Ay, evet. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve iyi geceler diliyorum. Bana iyi geceler.